yerli füzemiz seri üretime geçeceği zaman, seri üretim sırasında size motor veremeyiz diyen Fransa, Türkiye'yi reddetmiş ve ambargo uygulamıştı. Her gün yeni videolarla birlikteyiz. Çin basını, Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili dikkat çeken bir analize imza atarken, diğer yandan atmaca füzesine artık motor tedarik etmeyeceğiz diyen Fransa'ya, yerli motorla okkalı bir cevap verildi. Türkiye, Kaan ile 5. nesil savaş uçağı geliştiren 4 ülkeden biri oldu. Milli Muharip Uçak Kaan'ın bu başarısı, pazar paylarında kayba uğramak istemeyen ülkeleri endişelendirdi. Çin basını, Kaan'ın J-35 uçağı ticaretinde rekabet baskısı oluşturacağını yazdı. Bu endişe, Çin basınına, Kaan, J-35'lerin müşterilerini kapmak ister mi manşetiyle yansıdı. Çin'in önde gelen haber sitelerinden Zaker'deki haberde, Türkiye'nin Kaan ile 5. nesil savaş uçağı geliştiren 4. ülke olduğuna dikkat çekildi. Kaan'ın süpersonik seyir ve yüksek manevra kabiliyetine sahip olduğu vurgulanırken, radar kesit alanı özelliğine yer verildi. Haberde, Türkiye'nin TB2'de olduğu gibi Kaan'la da Çin'in silah satış payını alabileceği belirtildi. Çünkü TB2'ler piyasaya girene kadar Çin'in insansız hava araçları, fiyat performansıyla rakipsiz durumdaydı. Aynı şekilde Kaan uçağıyla da Çin uçaklarına darbe vuracağını düşünüyor. Ayrıca RCS seviyesinin ne F-35, ne Su-57 ne de J-35'te bulunmadığı yazıldı. Gazetede, Çin, ABD ve Rus rakiplerinden daha düşük olması nedeniyle görünmezlik seviyesinin 3 uçağa nazaran çok daha iyi olduğunu duyurdu. Pakistan'la yapılan işbirliğinin hatırlatıldığı haberde, Kaan'ın, Çin uçağı J-35 üzerinde ticari rekabet açısından baskı oluşturacağı yorumu dikkati çekti. Diğer yandan savunma alanında bir başarı daha elde edildi. Roketsan'ın gemi savar füzesi Atmaca, yerli ve milli turbojet motoru KTJ-3200 ile Kale Arge tarafından geliştirilerek başarılı bir şekilde ateşlendi. Atmaca, 250 artı kilometre menzil kapasitesiyle denizdeki hedefini tam isabetle vurdu. Düşman donanmaları için korku kaynağı olan Atmaca, artık bu topraklarda üretilen motorla güçlendirilmiş durumda. Atmaca'nın ilk prototiplerinde Fransız TR-40 motoru kullanılıyordu ancak Fransa, Roketsan'ın seri üretim için motor talebini karşılamayı reddederek Türkiye'ye ambargo uygulamıştı. Yaklaşık 10 yıllık bir çalışmanın ardından hazır hale getirilen KTJ-3200 motoru, Türkiye'yi önemli bir dışa bağımlılık sorunundan kurtardı. Atmaca'nın test görüntüleri, Roketsan'ın sosyal medya hesabında şu mesajla paylaşıldı: Mavi Vatan'ın çelik kılıcı Atmaca yerli ve milli motoruyla, Barbaros kıyı savunma sisteminden yapılan test atışında hedefi tam isabetle vurdu. Atmaca'nın bu başarısını alıntılayan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ise şunları yazdı: Gelen sese kulak verin, o ses bizi geleceğe taşıyacak. Milli motorlarımızla güçlenen milli platformlarımız, savunma sanayimizin tam bağımsızlık hedefine ivme kazandırıyor, sahada oyunları bir bir değiştiriyor. Yerli füzemiz seri üretime geçeceği zaman, seri üretim sırasında size motor veremeyiz diyen Fransa, Türkiye'yi reddetmiş ve ambargo uygulamıştı.